Haftanın reyting birincilerini gün gün paylaştığımız serimiz devam ediyor. Dizilerin, büyük prodüksiyonların kaderlerini belirlediği için reytingler oldukça önemli. Yine serimize 11 Kasım Cumartesi sonuçları ile başlıyoruz. Tablo bizi yine şaşırtmıyor. 4 sezondur şampiyonluğu süren Gönül Dağı yine gün birincisi. Belli ki Gönül Dağı seyircisi, o gün için başka programa şans tanımıyor. İkincilik yine çok sevilen Kardeşlerim dizisinde. Final olacağı konuşulan adım Farah ise listelerde ancak 14. sıradan girebiliyor. Diziye başından beri bağlı bir kitle olmasına rağmen, reytinglere yansımıyor maalesef. 12 Kasım Pazar günü yine çok sevilen yapımlar var. Teşkilat yine gün şampiyonu. Onu ikincilik ile ekranların kaliteli yapımlarından olan Yargı dizisi takip ediyor. Kirli Sepeti de bu sezon ekrana gelmiş olmasına rağmen üçüncülük ile yerini sağlamlaştırmış gibi görünüyor. 13 Kasım Pazartesi ekranda yine her bölümü heyecanla beklenen yapımlar var. Bu hafta tablo biraz değişiyor. İlk bölümüyle ekrana gelen Selahattin Eyyubi, Ömer dizisini koltuğundan ediyor. Ömer listede ikinci sıraya kayarken, Safir 4. Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu bambaşka biri ise 13. sırada yer bulabiliyor. 14 Kasım Salı gününe bakıyoruz. Her bölüm bol bol aksiyon sahneleriyle heyecanı dorukta tutan Yabani gün birincisi. Ben Bu Cihana Sığmazam 3. olurken, 3. sezonu ile kan kaybeden 3 kız kardeş 10. sırada. İddialı oyuncuları ve pahalı prodüksiyonu ile aile ise maalesef 13. sıraya yerleşiyor. Ünlülerden çokça övgü almış olmasına rağmen başarısı reytinglere yansımadı. 15 Kasım Çarşamba yine tarihi dizilerin hakimiyetini görüyoruz. Kuruluş Osman Açık ara önde. Bu da bize gösteriyor ki aksiyon ve tarihi diziler izleyicileri sarıyor. 3. bölümüyle de seyircilerin ilgisini çeken Şahane Hayatım ikinciliği kaptırmıyor. Salih Bademci'nin oyunculuğunun yere göğe sığdırılamadığı Dilek Taşı ise 11. sırada. 16 Kasım Perşembe'ye geliyoruz. Yoğun ilgi gören Hudutsuz Sevda günün birincisi, yerini korumayı başaran Aldatmak dizisi onu takip ediyor. Her bölümüyle eleştirilen, tenkit edildikçe de merak uyandıran Sakla Beyni ise 6. sırada. 17 Kasım Cuma ile serimizin sonuna geliyoruz. Tablo bizi çok da şaşırtmıyor. Ekran seyircisini totalde neredeyse ikiye bölen Yalı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti'nin rallisi sürüyor. Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını reytingleri kırıp geçirmişken, Kızılcık Şerbeti biraz daha gerisinde kalmıştı. Yeni sezonda Yalı Çapkını'nın seyircinin beklentisini karşılamaması, Kızılcık Şerbeti'nin yerini sağlamlaştırdı. Yılların dizisi Arka Sokaklar 3. olmayı başarıyor. Ateş Kuşları ise kendine 8. sıradan yer buluyor. Arkadaşlar her hafta bu kanalda gün gün reytingleri paylaşıyor olacağım. Kaçırmamak için takipte kalın.